Cümleten selamun aleyküm, ben Abdülkerim, kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben bayağı bir yorgunum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evinizin desteğini bekliyorum. Eğer ki videomu beğenirseniz beğeni tuşuna basarak ve bana öneri ve fikirlerinizi söylemek için yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bugünkü video konumuz bakla dikmek arkadaşlar. Biz bakla diyoruz. Bilimsel adıyla fasulye denir. Biz bakla diyoruz. Şu an şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz çubuğunu diktim. Şimdi kalanını dikeceğim. İşte çubuklarımı getirdim, böyle buralara attım. Şimdi buradan yavaş yavaş alıp dikeceğim. Fasulyelerinizi çubukların arasını ne kadar seyrek tutarsanız o kadar iyi olur. Fasulye dökümü daha iyi oluyor. O zaman şimdi hemen fasulye çubuğu dikmesine geçelim. Bu da kırıldı. Evet arkadaşlar. Şimdi fasulye çubuğumun çoğunu diktim. Şuradan ilerisi kaldı ama çubuklar bitti. Buraya şimdi yeni çubuk yapıyoruz evde. Onları yaptıktan sonra burayı da tamamlayacağız. Şunları şöyle buradan aşağıya attık. Şu aşağıki tarafa mısır diktik. Şimdi o mısırın bitmesine göre boş yerlerini onları dikeceğiz. O yüzden onlar var biraz daha, bir haftası falan var. Mısır tam yeni yeni bitiyor.
Daha tam atmadı şeye. Bize daha tam atmadı. Şimdi normalde bu patlıcanı dikerken bunun şimdi alet edevatları var ama ben onu şimdi fazla tercih etmiyorum. Çünkü onu şimdi alacaksınız, yere sokacaksınız. O çubuğu sokacağınız deli açacaksınız, ondan sonra bırakacağınız onu kenara. Al çubuğu dik oraya, o fazla zaman kaybı. O yüzden onu dikmeyeceğim. Bunları da böyle eve getireceğiz işte. Bunlar yanacak. Bunların çubukluğu bitti artık. Fındık çubuğu fazla dayanmay. Hele zamansız kestiğiniz zaman fazla dayanmay. Bunlar yanacak. Bir sağlamlarını öyle seçtik. Aralarına çürük çıktı. Yukarı attık zaten. Diğer kalanlarını diktik. Şimdi bakalım. Hava yağmurlu dedi. Dağlarda hafif bir sis var. Akşamüstü büyük bir ihtimal yağar. Yağarsa eğer yarın nemle birlikte fasulyesini dikerim. Çünkü fasulye biraz nem, böyle nasıl diyeyim, nazlı bir bitki. Neme dikmeniz lazım ki hemen çabuk çabuk yüze atsın. Yoksa atmayın yüze. Neyse. Şimdilik bu kadar. Fasulye dikimine de geçeceğiz. Orada da çekim yaparız. Arkadaşlar şimdi akşamüstü oldu. Yağmur yağmadı ama inşallah yağacak. Yani yarından sonra yağmurlu göstereymiş hava durumu. İnşallah yağacak. Burada şimdi böyle tohum memnunum var. Şeker baklası tohumu. Bu da aynı şekilde şekeri baklası. Yani ikisi de aynı bakladan. Yani yine geçen yıl buradan çıkarmıştık onu. Şöyle kazmam var. Küçük kazmam. Yani biz bu tohumu şey için dikiyoruz. Satmak için dikiyoruz bunu. Yemeği çok güzel oluyor bu şeker baklasının. Bunu yaşken böyle doluyor. Bırakıyoruz böyle doluyor. Yaşken topluyoruz onu. Açıyoruz. Direkt buzluğa atıyorsunuz. Yemeği, bunun yemeği çok güzel oluyor. Dediğim gibi bunu satıyoruz. Şimdi önlüğümü takayım, tohumlarımı hazırlayayım, dikmeye başlayalım. Şimdi dikime başlayalım arkadaşlar. Yerde lem bile kalmadı. Yani fasulye nazlıdır demiştim size zaten. Leme atmanız lazım ki kolayca yüze atsın. Şimdi böyle ben çubuğun etrafını komple açıyorum ki yağmur yağdığında güzel su tutsun. Ki fasulyelerimiz çabuk yüze atsın. Fasulyeyi arkadaşlar fazla kabartmayın. Yani şöyle görünmesin yeter. Görünmesin yeter yani. Ben ya 4 tane ya 5 tane atıyorum. Yani siz daha az atabilirsiniz. Yani 3 tane de atabilirsiniz. Ben her ihtimale karşı. Şimdi varsayın ki bitmedi. Ondan sonra bir daha aşılamak zorunda kalacaksınız onu. Ama hepsi biterse onu çekersiniz. Bir daha uğraşmak zorunda kalmazsınız. Yani bu sonucu olarak sagil edilecek. Sagil edilirken eğer hepsi biterse onu çekersiniz ama bitmezse dediğim gibi bir dahaki yıla başlamanız lazım. Çubuk çubuk dolaşıp aşılamanız lazım. Yani kim yere şey atıyorum. Yani ilk genelde çubuğun iki bir tarafını, iki diğer tarafını atıyorum. Ama sizin tercihiniz ne olur bilmiyorum. Yani ben bu şekilde dikiyorum yıllardır. Güzel de fasulyem oluyor. Bu yılda inşallah Allah'ın toprağına tohumlarımızı atıyoruz. İnşallah olacak yani. Güzel fasulye olacak inşallah. Dediğim gibi şeker baklası nedir o? Değerli bir fasulye. Şimdi bu şeker fasulyesinin şu an dam
dikme zamanı çubuk fasulyesini, işte turşu falan yapacaksanız veya buzluğa, derin dondurucuya taze fasulye koyacaksanız, tavalık, yemeklik falan, onu biraz daha geç dik edebilirsiniz. Ama bu şeker fasulyesinin şu an tam zamanı dikilmesi lazım. Yani ben her yıl Mayıs 15 ile Mayıs 25 arası dikiyorum. Yöreden yöreye şimdi bu dikimler falan değişiyor. Yani herkesin dikim şekli olsun, zamanı olsun değişiyor. Şöyle burayı komple dikeceğim şimdi. Şu çubuklar, yerdeki çubukları da şimdi oralara yanaştıkça aşağıya atacağım. Demiştim size zaten ki şu aşağı mısır diktik en dibe. O mısır şimdi yeni yeni yüzeye atıyor. Onun bir bitsin. Bir haftası falan var. Bir bitsin bakalım nerede bitti, nerede bitmedi. Ona göre boş olan yerlere bu çubukları dikip oraya da şeker fasulyesi dikeceğiz. Arkadaşlar, fasulye dikimim bitti. Bu işten kurtardık Allah'ın izniyle. İnşallah nasibimiz varsa fasulyemiz bol olur. Hem yeriz hem satarız. Nasibimiz yoksa zaten yapacak bir şey yok. Biz Allah'ın ambarına attık. Allah büyüktür. Rızkımız neyse o kadarını bize verir. Videomun sonuna gelmişken sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Fikirlerinizi, önerilerinizi, videolarda eksiklerimi veyahut işte ne tarzı içerikler üretmemi istiyorsanız bunları yorumlarda bana belirtirseniz çok sevinirim. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.